Merhaba, iyi akşamlar. Post gazetesinin değerli takipçileri. Hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz estetik ve plastik cerrahi. Sağlık programımızda bugün bu konuyu konuşmak istedik. Konuğumuz Türkiye'den, İzmir'den Özel Medifema, İzmir Özel Medifema Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Doktoru, Operatör Doktor Yağmur Kaan Bedir. Hoş geldiniz Yağmur Bey yayınımıza. Nasılsınız? Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Biz sizi tanıyoruz. Bilimsel uluslararası yaptığınız yayınlarla tanıyoruz, kongrelerle tanıyoruz ama tanımayan izleyicilerimiz için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Manisa'da bitirdim ve o tarihten sonra hep İzmir'de bulundum. 2009 yılından beri de Ege bölgesinin en yoğun hastanelerinde plastik cerrahi doktoru olarak çalıştım. Son 6 yıldır İzmir'de özel hastanelerde görev yaptım. Ve şu anda da Özel Medifema Hastanesi'nde plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı olarak görevime devam etmekteyim. Çok güzel. Hastaneden bahsetmişken bize biraz da İzmir Özel Medifema Hastanesi'ni anlatır mısınız? Hastanemiz İzmir'in Torbalı ilçesinde, Ayrancılar Mahallesi'nde, havaalanına 10 kilometre uzaklıkta, çevre yoluna 10 kilometre uzaklıkta, ulaşım olarak oldukça kolay bir konumda bulunuyor. 17 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulmuş hastanemizde 115 yatak mevcut, 5 ameliyat salonu var ve bunun dışında yoğun bakım imkanlarıyla 43 hekim kadrosu ile hemen tüm branşlarda hastanemiz çok kaliteli bir şekilde hastalarımıza hizmet sunuyor. Çok güzel. Yani A'dan Z'ye neredeyse bütün branşlarda hizmet veriyorsunuz. Peki estetik ve plastik cerrahi alanında size en çok hangi taleplerle geliniyor? En çok hangi operasyonları gerçekleştiriyorsunuz? Bunlar neler? Bize anlatırsanız seviniriz. Hastanemizde plastik cerrahi kliniği bünyesinde ameliyatsız estetik işlemler olarak en sık botoks, dolgu, deri mezoterapisi, mikro iğneleme gibi uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Ameliyatlı estetik işlemlerden ise daha çok burun estetiği, göz kapağı estetiği, meme estetiği ve karın gelme estetiğiyle ilgili hastalarımız bize başvuruyorlar. Bunun dışında da estetik ameliyatlar dışında daha çok yüz kemiklerinin kırıklarıyla ilgili onarımları ve el yaralanmalarıyla ilgili onarımları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca deri altı kitleler ve kanserleriyle ilgili ameliyatları da gerçekleştiriyoruz. Şimdi bundan 30-40 yıl önce plastik cerrahi sadece ünlülerin, tanınmış kişilerin ilgi gösterdiği bir alandı. Ama şu an gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine hepimizin diyebileceğimiz çok büyük bir kitlenin ilgilendiği, talep ettiği bir alan. Ama yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın merak ettiği sorular var. Örneğin ben operasyon almak istiyorum. Ne zaman başvurmalıyım? Ne kadar hastanede kalacağım? Hangi anesteziyi alacağım? Lokal anestezi mi, genel anestezi mi? Ne zaman taburcu olacağım? Ya da günlük hayatıma, normal hayatıma ne zaman dönebileceğim? Bunları tabii... Bunlar hani çok farklı operasyonlar olduğu için farklı cevap liste alabileceğimiz konular ama bize bu konuda da bilgi verirseniz seyircilerimizin kafasındaki soruları biraz cevaplamış oluruz diye düşünüyorum. Güzel sorunuz için teşekkür ederim. Gerçekten de hastalar da bize ulaştıklarında en çok bu konularla ilgili sorularını, meraklarını bize iletiyorlar. Tabii biz burada daha çok ağırlıklı olarak estetik işlemler gerçekleştiriyoruz. Ve bunlardan kısaca bahsetmem gerekirse yüz estetiğinde alın gelme olsun, göz kapağı estetiği olsun, burun estetiği olsun, kulak estetiği olsun, çene estetiği olsun, boyun estetiği olsun bu tarz işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca işte gamze estetiği, yine popüler olan yanak inceltmek için yapılan mişektomi işleme yaptığımız uygulamalardan. Gövde ile ilgili kol germe, meme estetiği, karın germe, çepeçevre, vücut germe, popo kaldırma,
Protez ile popo büyütme, yağ enjeksiyonları ile popo büyütme gibi işlemleri de gerçekleştiriyoruz. Ayrıca genital estetik ameliyatlarını yapıyoruz ve uyluk ile bacak ile ilgili yine estetik ameliyatları, liposuction ile bölge vücut şekillendirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şimdi tüm bu işlemler özelinde ayrı ayrı kısaca bahsetmek istiyorum. Tabii buyurun, seviniriz. Sağ olun. Tabii temelde ikiye ayrılıyor bizim hastalarımıza işlem yaparken ki onların durumu. Lokal anesteziyle uyanık halde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hastalar uyuşturduktan sonra herhangi bir ağrı, herhangi bir rahatsızlık hissetmeden ama uyanık halde olan bitenin farkında olarak işlem görebilirler ki örnek verecek olursak üst göz kapağı estetiği, kulak estetiği, bişektomi, gamze estetiği gibi ya da işte saç ekimi, deri mezoterapileri gibi, dolgu, botoks uygulamaları gibi işlemlerin tamamı lokal anestezi altında yapılır ve hastalar bu işlemler için planlanan randevu tarihlerinde gelip işlemlerini yaptırıp aynı gün hastaneden ayrılabilirler. Dolayısıyla günübirlik işlemler denir bunlara genel olarak. Bunlar dışında daha çok yaptığımız ise hastaların genel anestezi altında uyku halinde yine hiçbir ağrısızlığı hissetmeden ama tamamen uyuyarak geçirdikleri prosedürlerdir. Bunlar da yine örnek vermek gerekirse bir yüz germe ameliyatı olabilir, burun estetik ameliyatı olabilir, meme estetikleri olabilir, büyütme, meme küçültme, dikleştirme gibi ya da gövdeyle ilgili işte liposuction işlemleri, germe, karın germe, gövde germe işlemleri, bacak estetik işlemleri bunlar da genel anestezi altında yapılır. Bir kısa bilgi daha vereyim. Meme ile ilgili ayrıca bazı hastaların gömük meme ucu nedeniyle estetik talebi olabiliyor ya da çok büyük meme ucu nedeniyle estetik talebi olabiliyor. Bunlar da yine lokal anesteziyle günübirlik yapılabilen işlemler. Ama büyük çaplı meme büyütme gibi, meme küçültme gibi ameliyatlar dediğim gibi genel anestezi altında gerçekleştiriliyor. Ve çoğunlukla bu ameliyatların hemen hemen tamamında hastalar ameliyattan 2 gün önce hastaneye gelmek durumundalar. Yine uzaktan ameliyat tarihleri, randevuları planlanır. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle alınması zorunlu olan tahliller var ve hastaların koronavirüs taşımadıkları, hasta olup olmadıkları tahlil ediliyor. Ona göre 2 gün önceden başvurduklarında bu testler yapılıp koronavirüs negatif olan hastalar planlanan tarihte ameliyat edilebiliyor. Eğer olur da biliyorsunuz birçok hasta koronavirüsü semptomsuz ya da çok hafif semptomlarla atlatıp iyileşiyor. Ki bizim hasta grubumuz genelde genç ve sağlıklı insanlar olduğu için bu hasta grubunda koronavirüs daha çok dediğim gibi asemptomatik ve hafif semptomlarla geçirildiğinden bu hastaların saptanması ameliyat öncesi çok önemli. Yani 2 gün önce eğer negatif çıkmışsa 2 gün önce hastanenize başvurması gerekiyor hastanın. Yok, yok, ben biraz uzatmış ve karıştırmış olabilirim. Özet geçeyim. Hastalar örneğin 18 Ağustos'ta karın germe operasyonu için bizle görüşmüş, netleştirmiş ve ameliyat olmak için gelecek olan bir hasta. Ameliyat tarihi 18 Ağustos ise 16 Ağustos'ta hastaneye başvurması gerekir. Her anestezi alacak hastalar için geçerli. Ama bir botoks yaptıracaktır hasta, göz kapağı estetiği olacaktır. 18 Ağustos'a randevu aldıysa 18 Ağustos'ta gelebilir. O gün uçaktan bile inip gelebilir. Anladım. Tamam, anlatabildim mi? Tamam. Evet, devam edin. Bu şartlarda yani 2 gün önce gelerek tahlilleri gerçekleştirilip ameliyat olurlar. Ameliyat olduktan sonra bahsettiğim genel anestezi altında yapılan estetik prosedürleri geçirmiş hastalar bir gün hastanede yatar. Ancak biliyorsunuz biz bazı hastaları kombine işlemler yapıyoruz. Örneğin aynı anda meme dikleştirme, büyütme ve karın germe ve bacak liposuction olabiliyor. Ya da kol germe, yine karın germe olabiliyor. Bu tarz kombine ameliyat olmuş, biraz daha ameliyatı ağır olan hastalarda 2 gün yatırıyoruz hastanemizde. Ve taburcu olduktan sonra hastalar, yine ameliyatlar özelinde söylemem gerekirse, bir kepçe kulak ameliyatı olmuş hasta 3 gün sonra kontrol edilir ya da 4 gün sonra kontrol edilir. Bandajları ilk o zaman açılır. Ve sonrasında hasta yine 2 ila 3 hafta bandaj kullanmak ya da bir toka uygun bandana kullanmak şartıyla ülkesine, evine uğurlanır. Uçağa binebilir, karayoluyla yolculuk yaparak dönebilir. Biz göndeririz. Bunun dışında bir burun estetiği olmuş hasta için ilk kontrol 6 ila 7 gün sonradır. Hasta hastanede bir gün yatar ve 6-7 gün sonra, ertesi gün taburcu olur.
6. 7. gün gibi bize kontrole gelir. Biz o kontrollerde eğer tampon koymuşsak tamponu çıkarırız. Her hastada tampon kullanmayabiliyoruz. Bunun üstüne koyduğumuz bandajları, atelleri çıkarırız. Alçı sipnik dediğimiz. Ve hastayı yine uğurlarız. Uçağa binebilir, karayoluyla ülkesine dönebilir. Hatta bazen bu tarz işlemlerden sonra hastaların 2 gün sonra, 3 gün sonra ben hani dönmem gerekiyor. Orada ben alçımı, tamponumu aldırabilirim şeklinde talepleri oluyor. Bu durumlarda da esnek olabiliyoruz. Hastayı biz gerekli yazıları hem pasaport kontrolünden geçmeleri için hem de başvuracakları kendi ülkelerindeki, şehirlerindeki hekime yönelik bilgilendirme yazısını vererek yine uğurlayabiliyoruz. Burada hani anahtar süre şu, genel anestezi ameliyatı olmuş hastalar 72 saat sonra uçağa binebilirler. 3 gün sonra ülkelerine dönebilirler. Sadece dediğim gibi biz ameliyatın ağırlığına, ameliyatın çeşidine göre bazı hastalarımızı 4 gün sonra, bazı hastalarımızı 6-7 gün sonra kontrole çağırıyoruz ve ülkelerine uğurluyoruz. Peki bu süreçte şimdi yurt dışından gelen hastalar şöyle bir taleple de gelebiliyorlar. Biz her zaman yurt dışına çıkamayabiliyoruz iş nedeniyle, başka nedenlerle. Ben geleyim, hem operasyonumu olayım, hem de İzmir'i gezeyim, göreyim, tatil yapayım. Medifem Hastanesi olarak sizin sunduğunuz olanaklar var mı bu anlamda hastalarınıza? Hastanemiz yurt dışından, özellikle Avrupa'dan ve Orta Doğu'dan oldukça hasta gelen bir hastane. Ve biz bundan dolayı bununla ilgili çalışanlara ve organizasyonlara sahibiz. Şöyle ki, hastalar için hem havaalanı transferlerini hem otel transferlerini sağlıyoruz. Aynı zamanda da anlaşmalı otellerde konaklamalarıyla ilgili hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Hatta bazen hastalar refakatçileri olmadan, yanlarında kimse olmadan yalnız gelmekle ilgili bize tereddütlerini iletiyorlar. Biz bu konuda da gönül rahatlığıyla yalnız gelebileceklerini söylüyoruz ve ameliyat olduktan sonra bile serviste yatarken hemşirelerimiz refakatçisi olmayan hastalarla hani kendi meslekleri gereği tansiyon ölçmek, ateş bakmak dışında hastaların bakımlarıyla da ilgileniyorlar. Dolayısıyla hastanemizde biz yurt dışından gelecek hastalar için her türlü yardımı, organizasyonu sağlıyoruz. Şimdi gelen soruları da takip ediyorum sizinle görüşürken. Meme büyütme operasyonlarında implant süresi var mı? Yoksa hasta bir kere implant, yani silikon kullandığı zaman, silikonda bir problem çıkmadığı zaman ömür boyu devam edebilir mi? Aynen öyle. Hastada bir problem, bir komplikasyon gelişmedikçe ömür boyu kalabilir bu protezler. Ancak örneğin biz FDA onaylı ve 10 yıl garanti bir protez kullanıyoruz. Genellikle firmaların sunduğu garantiler 10 yıldır. Bazı markalarda biraz daha azdır. Dolayısıyla garantisi 10 yıldır, ancak bir problem gelişmedikçe ömür boyu hastalarda kalabilir silikon protezler. Sizin aslında herhalde duymadı seyircimiz. Estetik cerrahi dışında dolgu, botoks, H100 gibi uygulamalar da yapıyorsunuz. Bunun için aynı gün gelip gitmesi yeterli hastanın. Aynen. Randevu alıp aynı gün işlem için uçaktan inip bile hasta gelebilir, yaptırıp dönebilir. Sosyal hayatına ya da tatile gelmiştir, gezmesine, işte turistik faaliyetlerine dönebilir. Peki plastik cerrahi alanında siz şöyle sorayım aslında soruyu. Sizin avantajlarınız, İzmir'in avantajları ya da Medifema'nın avantajları nelerdir? Olanakları nelerdir? Biraz kıyaslama yaparsak. Biz sağlıkla ilgili iş yapıyoruz ve öncelikle hastaların güvenliğini ön planda tutuyoruz. Dolayısıyla şimdi baktığınızda bazı tıp merkezlerinde de daha donanımsız ama bu konuyla ilgili tabii ki yetkilendirilmiş, ruhsatlandırılmış küçük çaplı hastanelerde de birçok estetik ameliyat yapılıyor. Ancak çok çok nadir gelişebilecek ağır komplikasyonlarda tam teşekküllü, yoğun bakım şartları en üst düzeyde olan ve az önce de belirttiğim gibi bizim ameliyathane şartlarımızda açık kalp ameliyatları yapılıyor, mecerahi ameliyatları yapılıyor. Yani ağır ameliyatlar için bile donanımların bulunduğu bir hastanede hastalarımızın
hem tam teşekküllü yoğun bakım hizmeti veriyorsunuz yani aynı zamanda bir problem olduğu zaman, çünkü ekstra postop da yani operasyon sonrasında herhangi bir problem çıkabilir hiç beklenmeyen bir durum. Kesinlikle. Bu konuda çok, hasta çok hiçbir şey çok nadirdir ama hani hasta olabilir. Olabilir ama böyle bir durumla hani çok düşük bir ihtimalle de kalındığı zaman hasta hiçbir şekilde sorun yaşamayacaktır. Çünkü tam teşekküllü diyebilir. Aynen öyle. Bir de bahsettiğim gibi temelde tüm branşlar mevcuttur. Biz bazen bize hasta gelir mesela hani bir problem olduğundan değil ama atıyorum diş hekimiyle ilgili de ya da bir nefroloji doktoruyla ilgili, üroloji doktoruyla ilgili yanında gelen yakını açısından ya da kendinin bir başka problemi açısından da talepte bulunur. O konularda da hastanemizin kadrosu zengin olduğu için hastalara yardımcı olabiliyoruz. Bu da bir avantajdır. Hı hı. Bir de dediğim gibi havaalanına en yakın hastanelerden, ulaşımı en kolay hastanelerden birisi, Meditama Hastanesi. Hı hı. Onun dışında tabii İzmir'in yurt dışına göre, belki İstanbul'a da göre fiyat avantajı konaklama açısından, ameliyat ücretleri açısından, ulaşım açısından fiyat avantajı söz konusu. Yani tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde tabii ki bizim hastanemizin tercih edilmesinin bir sürü avantajı söz konusu. Tabii hem İzmir'e havaalanına hem de yakın yerlere, Çeşme'ye, Kuşadası'na ulaşabilir vatandaşlarımız. Bu anlamda hem tatil hem operasyon hem mutluluk hepsi bir arada evet, diyebiliriz yani. Kesinlikle. Peki sizin eklemek istediğiniz plastik cerrahi ile ilgili özellikle vermek istediğiniz başka bilgi var mı? Onu da benim aklıma gelmeyen bir soru varsa onu da eklerseniz sevinirim. Ben az önce yatış günlerinden, kontrol günlerinden bahsettim ama hastalar bir de özellikle ne zaman sosyal hayatlarına, iş hayatlarına ve spor hayatlarına döneceklerini çok merak ederler. Bu bahsettiğim, genel olarak konuştuğum birçok estetik ameliyatından sonra hastalar, biz dediğim gibi bir gün sonra ya da nadiren iki gün sonra taburcu ediyoruz ama eve ya da kalacakları yazdıklarına, otele gittiklerinde devamlı yatmalarını istemiyoruz açıkçası. Bu gerekli de değil, tıbben de çok uygun değil aslında. Biz istiyoruz ki estetik ameliyat olmuş, hangi ameliyat olursa olsun hasta kendini iyi hissettiğinde en azından kalksın, kısa gezintiler yapsın. Ya da daha ağır olmayan, işte bu meme küçültme ameliyatı olabilir, bu burun ameliyatı olabilir. Hı-hı. Komşuya gitsin, çıksın yakın yürüyüş mesafelerinde olan kafe olabilir. Ne bileyim şu an gerçi pandemi salgını nedeniyle kısıtlamalar söz konusu ama ona rağmen yakın mesafelerde gitmek istedikleri yerlere gitsinler şeklinde Hı-hı. biz hastalarımızı teşvik ederiz. Bu açıdan söylemek istediğim şey şu. Hastalar ameliyat olduktan sonra, estetik ameliyatlar için konuşuyorum, birkaç gün içerisinde günlük, yani bir gün, iki gün, üç gün içerisinde günlük hayatlarına, günlük rutinlerine dönebilirler. Hı hı. Yani meme ameliyatı olmuş, burun ameliyatı olmuş ya da atıyorum liposuction olmuş bir hasta. Hı hı. Birkaç gün içerisinde kalkar, işte çayını demler, ne bileyim, kendi yumurta kırar, yemeğini hazırlayabilir, hı hı. giyinir, soyunur, çok kendi güzel. Öz bakımını gerçekleştirebilir. Çok güzel. Ayrıca işe dönmek anlamında da yine bu hastalar, maksimum 5-6 gün içerisinde hafif masa başı, rahat bir işleri varsa işlerine dönebilirler aslında. Ama ağır bir işleri varsa, çok ağır hobileri, spor hobileri, egzersiz yapmaları gereken hobileri varsa bunu biz 4-6 hafta sonra yapmalarını istiyoruz hastalarımızdan. Hı hı. Zaten bazı ameliyatlarımızda biliyorsunuz hastalar yüz korsesi, bandajlar ya da vücut korsesi kullanıyorlar. Bunları da genellikle bir ay ya da 6 hafta kullanmalarını öneriyoruz. Hı hı. Onun dışında şunu da belirteyim. Meme ameliyatlarından sonra biz hastalarımıza yine medikal sütyen temin ediyoruz ve bunları bir ay kullanmalarını istiyoruz. Bir aydan sonra istedikleri tarz iç çamaşırı kullanabilirler. Hı hı. Bunu da ayrıca belirteyim. Aklıma başka bir şey gelmedi şu an. Saç ekimiyle ilgili bir soru var. Saç ekiminden sonra belli sürelerle hastanın size kontrole gelmesi ya da PRP uygulamasına ihtiyacı var mıdır? Her hasta için bu geçerli midir yoksa bazı hastalar için mi geçerli? Çok içinde geçiyor. Çok kısa açayım. Aslında şöyle, PRP denen şey hastanın kendi kanından alınan, katılaşmayı sağlayan hücrelerdeki herkeste vardır ve onların içinde yara iyileşmesiyle ilgili, işte pıhtılaşmayla ilgili vesaire büyüme bazı faktörler vardır. Büyüme faktörleri, damar yapıcı faktörler gibi. Onların
konsantre edilerek uygulanması işlemidir PRP işlemi. Hı-hı. Ve saç ekimi yapılan hastalara birçok merkezde PRP ile birlikte bu hizmet sunulur. Ve o PRP'nin uygulama zamanları ekim sırasında, ardından belli periyotlarda ve değişir. Örneğin 3 ay sonra, 6 ay sonra yapılabilir. 3 Hı-hı. seans, 4 seans yapılabilir. Ve yapıldığında tabii ki daha iyidir. Ancak şart değildir. Yani şart uygun değildir. Koşullarda, kesinlikle şart değildir. Uygun koşullarda tecrübeli ellerde yapılan saç ekimi ekstra hiçbir uygulamaya ihtiyaç duymadan zaten en güzel sonucu verebilir. Onlar dediğim gibi ekstra katkı sağlayan şeylerdir ama şart değildir. Bu bununla ilgili PRP değil sadece hastanın yine göbeğinden yağ alınıp yine kök hücrelerin konsantre edildiği işlemlerden geçirilip o da verilebilir saç ekimi alanına. Hatta bunu saç fizyoterapisi amacıyla yine PRP'yi de saç fizyoterapisi amacıyla seyrek saçlı, zayıf saçlı, saçı çok dökülen kişilere de uygularız. Evet. Ama dediğim gibi bunlar katkı sağlar, faydası mutlaka olur ama şart değildir. Saç ekiminin başarılı olması için, saçların tutması için kesinlikle zorunlu değildir. Peki bir seyircimiz yine meme küçültme ve liposuction operasyonunu beraber kombine yaptığımda hastanede kalma süreci ve işe başlama sürem ne kadardır diye sormuş ama. Cevaplayalım. Şöyle ki hastanede bir ya da iki gün yatar. Hı hı. Biliyorsunuz hastaların ağrı eşikleri farklı oluyor, nazları farklı oluyor. O yüzden... Biz Türk kadınları biraz nazlıyız, evet doğru. O da değişiyor. Hastanın yanındaki kişiye göre mesela sevgilisiyle, eşiyle gelen hastalar biraz daha nazlı olabiliyor bazen. Bazen bazı hastalar çok hani beklenmedik şekilde dirayetli olabiliyor. Herkesin bizim durumuna saygımız sonsuz. Hı hı. Ancak ona göre biz de hastayı bir ya da iki gün tutuyoruz. Ve işe dönüş açısından da hastanın dediğim gibi eğer hafif, masa başı, rahat bir işi varsa bir hafta içerisinde, 6 gün içerisinde, 8 gün içerisinde dönebilir. Hiçbir sakıncası yok. Ama ağır bir iş yapıyorsa bu 3 haftaya, 4 haftaya uzayabilir. Peki alt sınır nedir? Estetik operasyonlarda yani işte burun için, meme büyütme için bir alt sınır vardır mutlaka. Alt sınır? İşe dönüş olarak mı? Yok hayır yani hangi yaşta bu operasyonlar yapılabilir? Burun ameliyatları ebeveynlerin onayı olarak 17 yaşında yapılabilir aslında. Tabii ciddi nefes problemi olan daha genç kişilerde de estetik amaçlı değil ama nefes problemi düzeltmek için içeriye yapılabilir. Onun dışında diğer estetik ameliyatlar 18 yaşın üzerinde yapılır. Bir seyirci ameliyatsız estetik işlemler de aynı şekilde çok pardon. 18 yaşından itibaren. Evet. Peki doğum yapmış, sezaryandan sonra ne kadar süre sonra karın germe operasyonu yapılabilir? 6 ay geçmesini öneririz. Daha ideali 1 yıldır aslında. Ama dediğim minimum 6 ay sonra ameliyat olabilir hasta. Peki şimdi yatıyoruz korona, kalkıyoruz korona. Türkiye bu krizi çok güzel yönetti. Buradan tekrar tüm sağlık çalışanlarına minnetlerimizi sunuyoruz. Hepsi çok büyük çaba gösteriyorlar. Gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Hepinize çok teşekkür ederiz tekrar. Medife Hastanesi olarak bu süreçte ben Türkiye'ye geleceğim, planladım, operasyonumu olmak istiyorum ama korona da var diyen vatandaşlarımız için hastane olarak aldığınız önlemler nelerdir? Ya da önlem almışsınızdır mutlaka, nelerdir bu önlemler? Sonuçta burası hala hizmet veren bir hastane ve tüm önlemler alındı. Pandeminin başladığı aylar öncesinden itibaren bizim hastanemizde tüm önlemler alındı. Bununla birlikte güncellemeler oluyor bazen bakanlığın duyurduğu, çeşitli otoritelerin yayınladığı. Onlarla ilgili de tüm regülasyonlar yapıldı. Biz hastanemizde, hastanenin girişinden itibaren misafirlerimizin ateşi ölçülür. Ve bu pandemiyle ilgili regülasyonlara bağlı olarak hem sosyal mesafe hem hijyen kuralları gözetilerek hastaların tüm muayene, tahlil, ameliyat sonrası bakım işlemleri gerçekleştirilir.
Şimdi sizi tabii bu yayından sonra muhtemelen seyircilerimiz soru yağmuruna tutmak isteyecekler. Size ulaşmak isteyecekler. Size Özen Medifemi Hastanesi üzerinden ulaşabilirler ama Instagram hesabınız da gayet aktif. Ben gördüm. Instagram hesabınızı da verirseniz bize çok sevinir eminim seyircilerimiz. Sağ olun. Op.dr.yağmurkanbelir. Op.dr.yağmurkanbelir. Instagram hesabı. Peki şimdi sizin hastaneniz çok geniş kapsamlı bir hastane. Her yere yakın, otopark var. Yakın çevrede, yani gelen soruların içerisinde yakın çevrede anlaşmalı olduğunuz ya da sizin yönlendirebileceğiniz oteller ya da tur şirketleri var mı? Sizden bağımsız olarak yönlendirdiğiniz? Yani bizim hastanemizin konumuna en yakın İzmir'in diğer ilçesi Gaziemir ilçesi. Hı-hı. Ve orada anlaşmalı olduğumuz oteller mevcut. Hı-hı. Ayrıca yine de hastalar farklı konumda bir tercihte bulunurlarsa bununla da ilgili onlara yardımcı olacak kadromuz mevcut. Transfer sağlıyor musunuz? Hem otelden hem havaalanından transfer hizmetlerimiz sağlanıyor. Hepsi sağlanıyor, tamam. Peki size... Ya Özel Medifemi Hastanesi'ne nasıl ulaşabilirler? Zannediyorum sizin bir WhatsApp hattınız var. Bize iletişim bilgilerini verirseniz size direkt ulaşacaklardır bu yayından sonra. Şöyle, hastanenin iletişim bilgileri ve web sitesi ve WhatsApp hesabı şu an benim önümde yok. Geliyor, hemen ben size ileteceğim onları. Hı hı. Ayrıca yayını gerçekleştiren... Şöyle söyleyeyim, bizim WhatsApp hesabımız +90 533 896 2424. Ben de tekrar edeyim. +90 733 Yok. +90 533 Pardon. +90 533 896 2424. Ve medifema.com.tr web adresimiz, bir de medifema.hospital.com buradan diğer size ulaşabilir. Hepsi arası web adresimiz. Tabii ki. Tamam. Buradan size ulaşabilir. 24 saat herhangi bir sorusu olan, benim branşımla da ilgili olabilir, farklı bölümlerle ilgili de olabilir. Tüm hastalarımız hastanemizle iletişime geçebilirler. Benim özelimde de ben ameliyat sonrasında ameliyat olmayı düşünüp kararsız kalmış, merak eden bazı konuları hastalarıma da sosyal medya hesaplarım üzerinden, hem Instagram üzerinden hem WhatsApp üzerinden fırsat bulduğum her an, müsait olduğum her an gerekli bilgilendirmeleri, yönlendirmeleri yapıyorum. Bana da ulaşabilirler. Çok teşekkür ederiz. Bu akşam bize çok değerli bilgiler verdiniz. Yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkürler. Size sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı sunduğunuz için. Ben de size teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz de hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi ulaşmak istediğiniz her an günün 24 saati İzmir Özel Medifema Hastanesi'ne ulaşabilir. Gerek plastik cerrahımız Doktor Yağmur Bey'den, gerekse diğer konularda diğer doktorlarımızdan direkt bilgi alabilirsiniz. Biz de bu konuda size bu hizmetle ilgili aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz. Tekrar teşekkürler, iyi akşamlar, hoşça kalın.